Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size tığ işi iki renkli bayan yelek örmek isteyenler için iki renk kullanarak bayan hırk örmek isteyenler için çok hoş, çok güzel bir model hazırladım. İstek üzerine Süreyya Hanım'ın isteğiydi. Ona da buradan sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. İnşallah beğenir. Benimle birlikte güzel bir model çıkarır inşallah. İp olarak ben ayrıyeten büyük bir parçada böyle krem angora ip ile krem ve yeşil angora iple deneyeceğim. İki kat yapıp öreceğim arkadaşlar. Hem böyle sıcak tutsun hem de çabuk ilerlesin diye. Bu şekilde deneyeceğim. Sizinle birlikte yaparken de şöyle elimde koton ipim var. Krem ve yeşil aynı renk tonlarında. Bu ikisiyle öreceğim arkadaşlar. Tığ olarak da böyle şöyle göstereyim. 4 numara 2,50 mm'lik tığla öreceğim. Siz elinize yatkın tığ kullanabilirsiniz. Modelimiz çok kolay, iki sıradan oluşuyor. Böyle bütün halinde bittikten sonra desen, kendinden desen görüntüsü oluyor. Sizler de eminim çok beğeneceksiniz. Tek renkte çalışabilirsiniz. Ben dediğim gibi iki renk çalışacağım inşallah. Evet, modelimiz 3 zincirle başlayacaksınız. 3 zincir ve katlarından oluşuyor. Kenar bant olarak trabzanları kaç tane olmasını istiyorsanız o kadar fazla zincir atarak başlayabilirsiniz. Hazırsanız şöyle hemen iplerimi kenara alayım. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle elimizi hafif geniş tutarak 16 tane zincir çekelim arkadaşlar. Kenar bant olarak da 4 tane trabzan olmasını istiyorum. O yüzden 16 tane zincir çekelim. Ben de çekip döneceğim. Yakasını nasıl yapacaksınız? Onu da videonun sonunda göstereceğim. Kol örmek istiyorsanız artırmayı nasıl yapacaksınız? Onu da anlatacağım arkadaşlar. Şöyle 16 zincir çektikten sonra 3 tane fazladan zincir çekiyorum. 3 zincir çektim, tığıma doladım. Hatta 2 çekelim. 2 zincir çektim, tığıma doladım. 1, 2, 3. 4. zincire bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki zincire trabzan. Bu şekilde her birine bir trabzan yaparak sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, baştaki zincirle birlikte toplamda 16 tane trabzanım oldu. Siz lastik örgüyü böyle 3 sıra trabzan sırası da yapabilirsiniz, 4 sıra da yapabilirsiniz. Size kalmış. Ben hemen desene başlayacağım. Şöyle 3 zincir çekiyorum. Çeviriyorum. Modelin birinci sırası. Tığıma doladım. Şöyle ilk trabzanı atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum. Kenar bant olarak 4 trabzan ayarlayacağım. Sıradakine trabzan. Sıradakine trabzan yapıyorum. Zincirle birlikte 4 trabzanım oldu. Tığıma doladım. Trabzanları sayıyorum. 1, 2, 3.'ye bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan. Bir zincir çekiyorum, tığıma doladım. Aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyorum. Tığıma doladım. İki trabzan atlıyorum. Üçüncüye trabzan. Bir zincir, tığıma doladım. Aynı yuvaya trabzan. Hiç zincir çekmeden tığıma doladım. Bir, iki, üçüncü trabzana trabzan yapıyorum. Bir zincir, tığıma doladım. Aynı yuvaya trabzan. Şöyle göstereyim bakın. 3 desen çalıştık. Bu şekilde devam edersiniz. Sıranın sonunda da tığımıza doluyoruz. 1, 2, 3. Yani zincire bir trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. İlk sıramız bu şekilde. Çeviriyorum. Hemen buraya bakın, buradaki boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. Burası kenar olduğu için bir sık iğne yaptım. Bu V şeklindeki yuvamın içine bir sık iğne. Burada bakın, bu araya 2 V arasındaki boşluğa 2 sık iğne yapıyorum. 1, 2. V'nin içine bir sık iğne yapıyorum. 2 V arasındaki boşluğa 2 sık iğne yapıyoruz. 1, 2. V'nin içine bir tane.
Son olarak burası da kenar olduğu için buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Kenar lastiğine geldik. Kenar bandına geldik. Burada şöyle trabzanlar fazla uzun olacağı için bakın sıradaki trabzana batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Sıradakine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Kaydırma tekniğiyle ilerliyorum. Sıradakine battım. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Son olarak zincire batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. 3 zincir. Ve çeviriyorum. Kenar bantını yeşille yapacağım. O yüzden tığıma doladım. Hemen ikinci trabzanın tepesine bakın. Kaydırma tekniği yapmıştık ama onu araya alıp trabzanın tepesine trabzan yapıyorum. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan. Sıradakine trabzan. Şöyle sonuncuyu çekmeden önce şöyle tığıma doladım. Diğer rengimi alıyorum. Evet, diğer rengimi aldım. Şöyle ilmeği aldım. Bu ilmeklerin içinden geçtim. Tığıma doladım. Sonra bağlarım bu iki ipi. Tığıma doladım. Bu V'nin içine giriyorum. İlmeği aldım. 2 çektiğim trabzan. Bir zincir. Tığıma doladım. Aynı yuvaya giriyorum. 2 defa da çektiğim trabzan. Tığıma doladım. Hiç zincir çekmeden sıradaki V'nin içine giriyorum. Bir trabzan, bir zincir. Aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki V'nin içine giriyorum. Bir trabzan, bir zincir. V yaparken bir zincir çekiyoruz. Diğerine geçişte zincir çekmiyoruz. Evet, 3 V'mi yaptım. Tığıma doladım. Kenar olarak bu son sık iğnenin tepesine trabzan yapıyorum. 2 zincir. Evet, desenimin ilk sırası bu şekilde. Şöyle şurada iki ipi birbirine bağlayalım. Açılmasın. Çevirdim. Sık iğne sırası. Hemen bakın buradaki boşluğa bir sık iğne. V'nin içine bir sık iğne. Bu V geçişindeki boşluğa iki sık iğne. Bir, iki. V'nin içine bir sık iğne. İki V arasındaki boşluğa iki sık iğne yapıyorum. Bir, iki. V'nin içine bir sık iğne. Buradaki trabzan ve V'nin yanındaki boşluğa bir sık iğne. Hatta şöyle bakın bu şekilde dolayıp ipimi bırakıyorum. Kendime doğru bırakıyorum. Burası arka yüz olacak. Yeşil ipimi aldım. Böyle ilmeklerin içinden geçtim. Kaydırma tekniğiyle ilerleyeceğim. Batıyorum. Trabzanın tepesine ilmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Trabzana batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Sıradakine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Son zincire batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. 3 zincir. 3 zincir fazla geliyorsa 2 zincir çekebilirsiniz. Bakın benimki 3 fazla geldiği için boşluk oluşmuş. Birini sökebiliriz. Tığıma doladım. Sıradaki trabzanın tepesinde trabzan. Sıradakine trabzan. Sıradakine trabzan. Evet, burada tığıma doladım. V'nin içine batarak bakın, bir trabzan yapıyorum. Bir zincir. Aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Doladım. Sıradaki V'nin içine trabzan. Bebek örgülerinde de kullanabilirsiniz. Bebek battaniyesi de yapabilirsiniz. Daha kalın iplerle. Doladım. Sıradaki V'ye trabzan. Bir zincir. Aynı yere bir trabzan. Doladım. Sonra kenarda bir tane trabzan. 2 zincir. Şöyle. Çevirdim. Hemen ilk boşluğa bir sık iğne. Sıradaki V'nin içine bir sık iğne. 2 V arasındaki boşluğa 2 sık iğne. Model bu kadar kolay.
Sıradaki V'nin içine bir sık iğne. 2 V arasındaki boşluğa 2 sık iğne. 1, 2. Sıradaki V'ye bir sık iğne. Sıradaki boşluğa bir sık iğne. Kenara gelince sık iğne sırasında buraya kaydırma tekniği yapıyorum. Bu şekilde. Bir, iki zincir. Evet, şöyle çevirdim. Modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Böyle devam edersiniz. Ama ben diğer renk geçişini tekrar göstermek istiyorum. Şöyle. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan. Sıradakine trabzan. Sıradakine trabzan yaptım. Evet, son olarak şöyle bakın. Son ikisini söktüm. Tığım üzerine ipimi aldım. Diğer rengimi alıyorum. Şöyle ilmeklerin içinden geçtim. Tığıma doladım. Hemen bu V'nin içine trabzan yapıyorum. Bu şekilde geçiş yaparsınız. Bir zincir aynı yere trabzan. Tığıma doladım. Sıradaki V'nin içine trabzan. Bir zincir aynı yere trabzan. Tığıma doladım. Sıradaki V'nin içine trabzan. Bir zincir aynı yere trabzan. Son olarak kenarda bir tane trabzan yapıyorum. 2 zincir sık iğne sırasını artık bilirsiniz. Böyle devam ediyor dediğim gibi. Eğer ki yaka yapmak istiyorsanız ben diğer yaptığım büyük parçadan göstermek istiyorum. Şöyle arkasını da göstereyim. Arkası da bu şekilde. Evet, diğer Angora ipleri de kullanarak iki kat yapıp kullanarak bu şekilde ördüm. Gördünüz mü? Çok hoş, çok güzel oldu. Böyle kenarda 7 trabzan yaptım. Alt kısmını 2 sıra trabzan ördüm. 3 sıra da örebilirsiniz. Böyle. Eğer ki dediğim gibi koltuk kesimi ya da yaka kesimi yapmak istiyorsanız şöyle çevirdiğim bir üst sıraya geçiyorum. Hemen sıradaki zincire trabzan üzerine trabzan. Şöyle her birine bir trabzan yaparak devam edelim. Evet, şöyle trabzanlarımızı kenar trabzanlarını yapalım. Her birine bir batarak. Şöyle bakın. Şu boşluğa bir trabzan. V'nin içine bir trabzan. Koltuk kesimi ya da yaka kesiminde bu şekilde yaparsınız. Sıradaki bakın. Buraya bir. Aynı yere ikinci trabzanı yaptım. Buraya bir trabzan. Buraya bir trabzan. Bu kadar yeterliyse burada ne yaparsınız bakın. Koltuk için bu kadar yeterli. Yaka için de şöyle şuraya kadar gelebilirsiniz. Dik yaka olur. Şöyle son olarak şöyle son trabzanı söktüm. İlmeğimi tığıma doladım. Şöyle diğer rengimi alıyorum. İçinden geçtim. Tığıma doladım. Trabzan. Bir zincir aynı yere trabzan. Sıradaki V'nin içine trabzan. Böyle bu şekilde devam edersiniz. Sık iğne sırası gelince de burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tanesini, 7 tanesi kenar bandı 7 tane oluşturursunuz. O şekilde yapabilirsiniz. Böyle yukarıya bu şekilde çıkar. Bu kadar eksiltme yapmış olduk. Koltuk kesimi için. Yakada da daha fazla yapabilirsiniz. Şöyle şuraya kadar gelebilirsiniz. Ya da daha fazla ölçersiniz kıyafetinizi. Öyle yaparsınız. Eğer ki kol artırması yapmak istiyorsanız nasıl yapacaksınız onu söyleyeyim. Şöyle biraz sökeyim arkadaşlar şuraya kadar. Gördüğünüz gibi 7 trabzanı kalana kadar söktüm. Krem ipime geçtim. Şöyle bu V'nin içine değil de bir öncesindeki yuvaya bir V yaparız. Bir
Bir trabzan, bir zincir, aynı yere. Bir trabzan. Tığıma doladım. Hemen bu V'nin içine de. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Evet, kol yapacağınız zaman zaten bu kenar trabzanı olmayacak. O şekilde direkt atarsınız. Öyle daha güzel durur. Sıranın sonunda da buradaki boşluğa bir V yaparsınız. Ve bir trabzan yapıp bitirirsiniz. Yani bir tane burada artırma, bir de buradaki boşluğa yapıp bir tane V yapıp artırma yapmış olursunuz. Her sırada değil, bir sıra artırma, bir sıra düz devam edersiniz. Bir sıra artırma o şekilde. Kollarda artırma yapabilirsiniz. Böyle inşallah anlatabildim. Şöyle. Böyle dediğim gibi çok hoş, çok güzel. Gayet angora ile de gayet güzel durdu. İki taraflı da kullanılabilir. Gördüğünüz gibi. Şöyle trabzanların üzerine sık iğne, bakın burada sık iğne yaptım. Onun üzerine trabzan yapınca burası biraz uzun durdu. O yüzden şuradan itibaren kaydırma tekniği yaptım. O şekilde uyguladım. Böyle daha iyi oldu. Evet, beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Eğer ki şimdi değil de ileride örmek istiyorum derseniz kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Beni Instagram'dan da takip ederseniz sevinirim. Ören Hanım Emine adında Instagram hesabım var. Profil resmi aynı. Facebook'ta Ören Hanım adında Facebook sayfam var. Oradaki profil resmim de aynı arkadaşlar. Takip ederseniz oradan mesaj da yollayabilirsiniz. İstediğiniz modeller varsa mesaj yoluyla bana yollayabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.